Evet. Çok güzel, simetrik oldu. Tam oldu, tam oldu. Hulusi babam bu hediyeyi görünce çok sevinecek, çok. Asistan kızım, aç kapıyı da bir su dökmeye gidip geleyim. Buyurun Zibar Bey. Ulan şu kapıyı her defasında bak şu kapıyı unutuyorum, çok şey olacak ha. Asistan kızım. Şu kapı içeri doğru mu, dışarı doğru mu? Nasıl şey yapılıyor? Hem içeride hem dışarıdan, nasıl istersiniz? Ben içeri doğru şey yapayım kendisine. Şuradan da. Hadi bakalım. Şimdi Hulusi Bey, şu Galatasaray renkli bunu gördüğü zaman bu Ziver Bey'in ilgili kesin yanacak, kesin. Nasıl olur, nasıl olur ama? Kemal Eme benim canım feda ya. Şu devirde sen kim kime 500 lira kıyak yapmış ya. O zaman ne yapıyoruz? Oyundan. Alex çıkıyor, yerine Hakan Balta giriyor. Yaktım, yaktım. Müdürlüğünü yaktım. Gerçek. O zaman şimdi işlem tamam olduğuna göre... Oh, ben sana bir şey yapayım, sonra biz seninle. Maaşını benim ödediğim personelim, sevgili istihdamlarım. Mesai saatiniz bitmiştir. Haydi, yılbaşı ofis partisi başlayabilir. Oo, bayağı da hazırlıklıymışız partiye ya, ne güzel. Aferin, böyle dimdik ayakta durun işte. Şimdi herkes birbirine hediyelerini versin, hadi. Siz hiç dut yiyesizce ağzınızı yormayın Hulusi babacığım. Ben arkadaşları bağırır, toplar ederim. Topların arkadaşlar, güzel bir düzenek haline gelin. Evet, parti başlayacak. Parti tahta oyum. Çok yaşa oğlum. Hapşi, yani siz çok yaşa deyince o çok yaşanız boşa gitmesin diye hapşurdum ben de Hulusi babacığım. Diploma beni hiç değiştirmedi. Evet arkadaşlar, herkes burada olduğuna göre ben de bu müthiş hediyemi size takdim etmek istiyorum Hulusi babacığım. Zibe Bey oğlum, niye zahmet ettin ya? Şu hediyenin paketinin güzelliğine bakın. Arkadaşlar, Zibe Bey oğlumun getirdiği hediyenin paketini hepinizin huzurunda açıyorum. Biliyorsunuz ben hayatta bir şeyden nefret ettiğim için üçe kadar saymayacağım. Onun için bir, iki... Tam Hulusi babama yakışan bir hediye değil mi? Bu ne? Ziver Bey, bu ne? Efendim, bu adam hiç akıllanmamış ya. Kendisi bir hadsiz. Hadsiz. Utanır, utanır be. Lan, nasıl reddin? Hulusi babacığım, gerçekten ben şeyim ya, Fenerbahçeliyim ben ya. Doğuştan itibaren Fenerbahçeliyim. Yanlışlık olmuş. Nasıl girmiş oraya arkadaşlar? Nasıl olmuş? Hulusi babacığım, gerçekten ben fanatikim. Direkt var. Bizzat kendisi ben fanatikim. Hulusi babacığım. Bak evlat. Ben hayatta üç şeyden nefret ederim. Bir, ceket almaya gittiğimde üstüme iki beden büyük ceketi giydirdikten sonra bu size tam uydu üstünüze göre diyen tezgahların beni salak yerine koyması. İki, takma dişli birinin karşısındaki adama konuşurken diliyle böyle dişlerini kertizir dedirip dışarı çıkarıp göstermesi. Üç, Fenerbahçeli bir patrona Galatasaraylı bir don getirip hediye edilmesi. Defol ulan, kovdum seni. Defol ulan, kovdum seni. 2011 yılına Kirvoğlu katili olarak girmek istemiyorum. Ha, benden de hediye beklemeyin. Çünkü benim varlığım size bizatihi bir hediyedir. Ne kadar alçak gönüllü bir adam ya. Evet arkadaşlar, verin coşkuyu, müzik başlasın. Hadi eğlenelim, hadi. Sahi Nur. Bak ben sana ne aldım? Aç aç.
çok güzel bir koku Barış Bey. Teşekkür ederim. Zaten... Ay, omuz başısından kulak memesisine kadar yeri o kadar güzel oldu ki koku. Sanki senin şurası için yapılmış bir koku gibi. Gerçek. Lan Barışka, Sahinur'a parfüm almışsın. Ha? Nereden buldun o kadar parayı çakal? Yok canım, Kemal'im şey o, doldurma, çakma yani, anladın? Çakma şeydi. Hadi lan, hadi yalan söyleme. Vallahi yalan söylüyorsan yılbaşı hindisi gibi doldururum seni. Sana bak, ne oldu lan bizim dansöz? Hayır, dansöz şeyi tamam ya, hallettim ben onu. Şimdi gittim, adresi verdim, parayı da verdim. Akşam eve geliyor Kemal, sen hiç şey yapma, hallettim ben yani. Ha, bir yanlış yok değil mi? Aman, para yetti değil mi? Yetti de işte. Hani biraz bir şey oldu, onu ben kendim hallettim. Arkadaşlar arasında bunun nasıl olmaz Kemal ya? Ay anam benim be. Cansın can. Hayır dedim ya, hallettim hadi, ben. Hadi, bugün senin gün. Hadi. Aa, nasıl olsa akşam içecek, zırna gibi olacak. Ondan sonra dansöz ver dediğinde ben getirdim kardeşim dansözü. Sen sarhoşsun, hatırlamıyorsun diyeceğim. Hemen hallediyorum. Şipşak düşününce ben tabii. Sahinur, şimdi o koku şeysi güzel oldu ya, ben bir... Hay, hakikaten orası için yapmışlar sanki o kokuyu.